Evet arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım yine. Bugün bir iş videosu çekeceğim. Bir iş aldım. Commercial bir iş. Büyük sayılır. Yaklaşık bir günüm alacak bir iş. Şimdi oraya gidiyorum. Ondan önce ilk başta Lowe's'a gidip malzemeleri alıp oradan sonra işe geçeceğim. Şimdi hemen ilk Lowe's'la başlayalım ve devam edelim. Evet gençler, şimdi Lowe's'ta alışverişe başladık. Çimento alıyoruz. 4 tane bundan aldık. 4x4. 4 tane ayaklar için. Bundan da her bir bacağa 2 tane düşecek. 1,5 yahut 2 tane düşecek şekilde alacağız. Yani toplam 7-8 tane almamız lazım. Fiyatları da bakın. 5,68. 50 poundluk çimento. Bu özel bir çimento. Döküyorsunuz hemen 10-15 dakika içerisinde. 30 dakika içerisinde tamamen, yani taş gibi böyle, ama 5-10 dakika içerisinde artık kendi halinde ayakta durabiliyor. O yüzden biraz pahalı. Normalde 2-3 dolar şu çimento. Evet gençler, şimdi iş yapacağımız yere geldik. İş yapacağımız yer burası. Şimdi arkayı çevirip yeri ve binayı detaylarını anlatacağım biraz size. Bina burası. Büyük bir sağlık, medikal malzeme satan büyük bir international bir şirket. Şimdi şuraya sign atacağız. Şu iki beyaz noktaya bir de ta çok ileriye bir yere şu ikinci girişi asacağız. Şimdi malzemelerimizi buraya koyduk. Suyumuzu falan filan, çünkü güneşin altında çalışacağız. Şapkamız, her şeyimiz orada, eldivenimiz orada. Önce işte şuraya iki tane iki fit derinliğinde iki tane çukur açıp 4x4 büyük kalaslarımızı şu kadar kalınlıkta, yaklaşık yüksekliği de işte bir adam boyu, yani bir adamdan biraz daha kısa şekilde ikisini buraya takacağız. İkisini oraya takacağız. Daha sonra siyah boyayıp kuruduktan sonra da sign'larımızı asacağız. Evet gençler, çukurumuz bitti. Şimdi derinliğini göstereyim size, anlayabilirseniz. Yani bayağı bir derin. 2-3 fit civarında. Gördüğünüz gibi. Epeyce de bir toprak çıkardık. Şimdi postlarımızı 4x4, 4x4 inç postlarımızı buraya betonlayıp kurumasını bekleyeceğiz ve ondan sonra boyayıp şuna benzer bir tane sign'ımızı buraya asacağız. Postlarımız şunlar, 4x4. Görüyorsunuz, kalın bir şey. Şimdi bir tanesini kestim, çukura koydum, gördüğünüz gibi şu. Şimdi bu 1 fit kadar uzun. Bunu şuradan keseceğiz. Şuradan keseceğiz, şu siyah işaretli olan yerden keseceğiz.
Evet arkadaşlar, boya işimiz bitti. Kazıkları çaktık, işte boyalarını yaptık. Şimdi kurudular. Bugün ertesi gün tabii. Dün burada işte 4,5 saat kadar çalıştım. Şimdi sign'ları getirdim. 2 tane sign var. 2 tane orada var, önlü arkalı. 2 tane de burada var. Toplam 4 tane. Onlar önlü arkalı şekilde oraya vidalayacağım. Önce yapıştıracağım şunlarla. Önce şunlarla yapıştıracağım. Ondan sonra vidalayacağım. Arkadaşlar şu an işimiz bitti. Tablamız böyle görünüyor. Gördüğünüz gibi topraklarla ayaklarının olduğu çukurları kapattık. Güzel gözüksün diye. Daha sonra çim çıkacak, tamamen kapanacak. Buradaki topraklarımızı da alabildiğimiz kadar aldık. Yolun kenarına attık. Bu iş toplam dün 4,5-5 saat sürdü. Bugün de yaklaşık 2 saat, 2 saatten biraz az sürdü. Toplam 7 saat diyelim ortalama. Tabelalarımızı kampanya verdi zaten. Gittim, bir sign kampanyasında hazırdı. Gittim, onları aldım 4 tanesini. Ondan sonra ben sadece şu 4 tane post aldım. 2 buraya, 2 oraya 4 tane post aldım. 7 tane çimento aldım. Vida aldım. Yapışkan tutkan aldım ve siyah boya aldım. Onlar da yaklaşık işte $200'dan biraz az tuttu. $200 diyelim. Ben $200'larımı Exa'dan işçiliğimin dışında charge ediyorum. Yani toplamda ya dediğim gibi bu büyük bir iş biraz daha. Yani bir günlük bir aslında değil ama yani büyük bir iş. Commercial bir iş olduğu için bunun getirisi çok. Bunlar adamlar bana $1000 ödeyecekler. 500-500. Neyse velhasıl kelam, uzun lafın kısası, $1000 işçilik charj edeceğim. Onlar bana o fiyatı verdi zaten. $200 da üstüne şeyi ekleyeceğim. Malzeme fiyatımı $1200 para alacağım. Ama tabii benim net karım $1000 burada. 7 saatte $1000. Güzel para. Neyse gençler, bugün de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın diyelim.